başına bir şey gelecek kalkamayacaksın altından. He. Korkma be oğlum. Merak etme, bana hiçbir şey olmaz. Sen kendine bak önce. Ben ne bakacağım oğlum? Senin buradan para mı yiyor? Beni kolay kolay kapatamazlar. Bir kapatırlarsa görürsün ama şimdi. Aa, kızlar Cihan. Ay nerede? 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 Ay çok yakışıklı. Durun ya, önce ben gördüm. Ay pembe çok yakışıyor bu çocuğa. Kızım ona her renk çok yakışır. Ay bana nasıl güldü gördün mü? Ne malum sana güldü? Benim gözümün içine içine bakıyordu kızım. Allah için yakışıklı çocuk. Kim? Cihan. Allah sahibine bağışlasın. Şunların haline bak. Oğlanın bir bakışı yetti. Menekşe, sen hala çıkmadın mı? Annen erken gelsin dediydi. Saat kaç oldu, merak etmiştir vallahi. Doğru ya, ben çıkayım. Çok geç kaldım Sümbül, çok. Tamam canım, akşam uğrarım ben sana. Tamam hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin kızlar. Sağ ol canım. Güle güle. Ne zaman çağırdığınızda gelmedim oğlum? Geldin mi? Dün akşam da yoktun. Neredeydin sahiyse? Dün akşamı karıştırmayalım şimdi. Mühim bir işim vardı. Kim bilir hangi kıza boncuk dağıtıyordum değil mi? Seni çapkın seni. Yok ya. Günahımı alıyorsunuz. Ne zaman uslanacaksın oğlum sen? Çapkın oğlum işte. Hem niye uslansın ki? Böyle iyi değil mi Cihan? Benim ne suçum var be? Yakamdan düşmeyen kızlar. Sevsinler seni oğlum. Sevsinler tabii. Gerçekten biri çıkıp sevse böyle mi olurdu her şey? Allah'tan kork be oğlum. Bütün kızlar sana sevdalı. Çarpılacağım vallahi. Bu kızlarınki sevda değil be oğlum. Onlar benle, ben onlarla gönül eğlendiriyoruz işte. Sevda dediğin böyle mi olurmuş? Vallahi biz bilmiyoruz. Sen anlatırsan öğreniriz. Ben biliyor muyum sanki? Ulan bir gün seni bir kız bir çarpacak. Göreceksin o zaman sevda neymiş, ne tarafa düşermiş. Benim sevdaya inancım kalmadı arkadaşlar. O dediğiniz masallarda. Çok eski diyarlarda. Ne biliyorsun oğlum? Belki burnunun dibindedir. Burnumun dibinde olsaydı şimdiye kadar görürdüm. Belli mi olur oğlum? Bir masalda biz yaşarız ha? Siz oturun bekleyin bakalım. Hadi bana eyvallah. Oh, nereye? Şükrü ile buluşacağım. Bekletmeyelim kızı. Dünya işi bekletmeye gelmez değil mi ama? Hadi sonra görüşürüz. Ulan sen var ya. Hadi eyvallah. Bir gün bu oğlanı bir kız fena çarpacak ama dur bakalım ne zaman. Kolay gelsin Hatice teyze. Sağ ol kızım, sağ ol. Menekşe, dur kızım, dur. Şunları annene ver. İşten güçten götüremedim. Bu ne Hatice teyze? Bu şifalı bitkiler kızım. Romatizma için. Annene söyle, iyice kaynatsa sonra içsin. Tamam Hatice teyze, sağ ol. Cüneyder abla yaptı. Çok iyi gelmiş. Gördüm, görmem mi? İyice temizlendim.
hayal etmişsin. Ay yürü kız. Çok iyi geliyor. Bak yapmazsa ağrıları hayatta geçmez. Tamam. Zaten bu aralar romatizmaları fazlalaşmıştı. Ah. İyi oldu. Ah, iyi. Sağ ol Hatice teyze. Hadi selam söyle annene. Şey, görmedim. Görmezsiniz tabii. Ayağınızın gittiği yere değil de aklınızın olduğu yere bakarsanız görmezsiniz tabii. Anlamadım. Aman boş ver. Anlamasan da olur. Adın ne? Benimkinde bilmeyi var. Dur lütfen. Adın ne söyle. Söylesem ne yapacaksın? O kalabalık da unutursun zaten. Bu ne şimdi ya? Kimsin sen? Vallahi söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ne var bunda anlamayacak? Kız ne demişti? Ayağının gittiği yere değil de aklının olduğu yere bakarsan görmezsin tabii. Ha işte. Gözün başka yerde, yolun başka yerde. Onu demiş kız. Sen başın arkada başka bir kıza bakıyormuşsun ya. Haklı. Kızı adını sorunca o kalabalıkta unutursun demişti değil mi? Evet. Oğlum bu kafanın içinde kaç güzelin adı var? Düşün bir. Kız sana onu demiş. Uyan oğlum uyan. Ne kadar akıllı bir kız bu ya. Güzel miydi bari? Bilmem. Ben o gözle bakmadım hiç. Ne? Sen bir kızın illaki önce güzelliğini görürsün be. Hadi oradan. Bizden mi saklıyorsun? Gerçekten. Bu akıllı ve hoş bir kız. Çok da fena tersliyor ha. Ama güzel mi bilmiyorum. Öyle durup da bakmadım. O da bana hiç bakmadı zaten. Hiç mi? Hiç. Aysa hiç bakmadın mı kız? Hiç. Of ya, of. Çarpıştık diyorum sana. Onun da gözü beni görmüyordu zaten. İnsan şöyle bir alıcı gözüyle bakardı. Niye? Ne işime yarayacak? Hem sana ne oluyor? Hiç. Öylesine söyledim. Sümbül, senin bu alanda gözün yok değil mi? Tövbe be. Daha neler kızım? Ben deli miyim? Aman arkadaşım. Böylesine gönül vereceğine gönlüne bir ömür kilit vur daha iyi. Haklısın. Yarın hangi güzellerle görüşeceğim? Ya yok be. Tabii tabii. Yoktur. Bilmez miyiz biz seni? Adımız çıkmış oğlum. Günahımız yok ya. Bırakın canım. Ne oluyor orada be? Cihan. Hı? Bu baban değil mi? Yapmaz öyle şey. İftira. Cihan değildir. Aa, sen bana yalancı mı diyorsun? Söyle kız. Kim sıkıştırıp duruyor seni orada burada? Ha, kim? Söylesene kız. Cihan. Ana Cihan. Ha? Duydunuz mu şimdi? Bu sefer yandın oğlum sen. Kim bu kız? Hacer. Oğlum yapmaz öyle şey. Tamam konuş. Ben görürüm o aylazın hesabını. Hadi sen de içeri. Düşünün hadi. Hadi düşün önüme be düşün. Yürüyün rezil ettiniz beni. Biz ne rezil olacakmışız ha? Asıl onlar utansın. Hem kızın ne suçu var? Oğlan zorla sıkıştırıyor diyorum sana. Allah Allah. Yürü. Yürü kız sen de. Hadi.
de ne yapacaksın? Hiç. Zılgıt yiyip oturacağız yerimize. Hadi eyvallah, ben kaçtım, sonra görüşürüz. Öldüreceğim bu oğlanı. Rezil etti beni. Oğlanın suçu yok. Hep kızlar. Yeter. Koruma şu oğlanı. Koruma. Bir değil, iki değil. Gün geçmiyor. Kapının önünde bir kız babası. Bir gelsin. Bir gelsin onun hesabı. Ayıp ya. Ayıp. Köye rezil etti beni. Hadi. Sinirlendin iyice. Bak hasta olacaksın. Otur şöyle. Hadi otur. Ben sana şimdi bir kahve yapayım. Tamam. Şimdi kahve yapacağım sana. Sakın babana görünme. Ah bilsen neler oldu. Gördüm. Yine ev baskını. Bu sefer burnundan soluyor. Ben şöyle ufak ufak kaçayım. Yürü hadi yürü. Cihan! Bak ya, annem kesin öldürdü beni. Ay Allah. Ay, çok özür dilerim ya ben. Ay çok özür dilerim. Sümbül. Senin neyin var? Neler oluyor sana? Hiç. Ne olacakmış? En yakın arkadaşım bana yalan söylüyor. Söyle hadi. Kaç zamandır sendeki bu hal neyin nesi? Menekşe ben... ben... Buranın hali ne böyle? Ay. Ben şimdi temizlerim anne. Şey Fatma Nur teyze, ben de tam gidiyordum. Hadi görüşürüz. Ay. Ah çocuğum ya. İnsan biraz dikkat eder. Ev idare edecek yaşa geldiniz. Eloğlu gözünüzün yaşına bakmaz sonra. Baba vallahi... Kes! Bir de yemin ediyorsun. Utanmaz. Bak sana son defa söylüyorum. Bir daha kapımı kız meselesi yüzünden bir tek kişi çalarsa... bir tek kişi çalarsa seni kapının önüne koyarım hemen. Baba! Kes! Kimden öğrendin bu işleri? Ne zaman akıllanacaksın ha? Ne zaman? Tek kelime bile etme eşek herif. Çık dışarı gözün görmesin seni. Çok üstüne gidiyorsun oğlanın. Böyle bağırıp çağırmakla olur mu hiç? Olmaz tabii, olmaz. Bunca zamandır bağırdığında ne geçti eline? Hem çocuk ne yapsın? Aslanlar gibi maşallah. Hem yakışıklı hem varlıklı. Kızlar canın peşinde dolanmayacak da kimin peşinde dolanacaklar? Ah ah, yakacaklar aslan gibi oğlumun başını. Ah. Ne dedin sen? Yakacaklar aslan gibi oğlumun başını dedim. Ne oldu? Aferin be. Doğru söylüyorsun. Sayende kapının önüne gelenlerin ayağını keseceğiz. Ne dedim ki ben? Nasıl olacak bu? Hazırlan bakalım Seyhan Hanım. Yakında kaynana olacaksın.
Ne? Hadi bakalım Cihan Efendi. Başını bağladıktan sonra kapımızı çaldır da görelim seni. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Dün gece Fatmanur teyze çok kızdı mı? Yani kızdıysa haklı, etraf battı. Yok, çok kızmadı. Ama bardaklar kırıldı ya, üzüldü biraz. Sen de bir anda önüme çıkıverdin canım. Korktum kızım, ne yapayım? Sonra çay dökülünce de yandın diye su döktüm. Neyse, boş ver. Hadi hadi, geç kalıyoruz. Hızlı yürü biraz. Aslanım benim, aslanım benim. Tamam ya, kaçırmayız motoru, merak etme. Kaçırmayalım. Sonra kasabadan alacaklarımızı alamayız. Geçen hafta kaçırdık, ne oldu? Azar işittik annemden. Hele dün geceden sonra bir daha istemem. Haklısın. Aa. Ne oğlum? Yoruldun mu? Hı? Aa. Bak seninki. Aman benden uzak dursun. Sahi? Ne yapıyor ki bu saatte? Ulan yaşlanıyor musun yoksa? Kaçıyor. Ne yapacak? Atıyla kızlara kendini göstermeye çalışıyordur. Mahallenin azılı çapkını. Kim bilir şimdi hangi kızın peşinde. Ama sen de hakkını yiyorsun çocuğu. Hem biliyor musun? Geçen gün Hatice teyze ile kızı Ayşe tekneden düşmüşler. Hiç düşünmeden atlamış suya. Duydum ben de. Ya ben sana demiştim çocuğun hakkını yiyorsun diye. Hem yakışıklı, hem çapkın, hem yardımsever. Yakışıklı. Kim? O mu? Cihan. Of Menekşe. Of. Sendeki bu güzellik bende olacaktı ki. Yürü hadi, yürü yürü. Ne olacak ya bu bizim halimiz ha? Cihan Bey'imiz erkenci bu sabah. Geç dalganı, geç. Oğlum dalga bak orada, denizde. Aman ne komik. Ben ecel telleri dökeyim, sen pür neşe. Aman. Çok çok babanı iki laf etmiştik. Ona mı sıkıldın? Yetmez mi? Yetmez. Dert dediğin başka bir şey. Allah derde düşürmesin de. Düştüğün vakit anlarsın. Çok sıkıldım Salih. Hayat çok boş geliyor. Boş zaten. Hem de bomboş. İçinde sevda olmayan, aşk olmayan hayata dolu mu denir oğlum? Bak şu halimize. Dibine kadar boş işte. Nasıl yalnızız? Haklısın. Menekşe, Davut'un gözü sende. Bana ne? Kızım oğlunun gözü sende diyorum. Yakışıklı olan ha. Beni ilgilendirmiyor. Allah sahibine... Sakın Allah sahibine bağışlasın falan deme bak. Onu Allah sahibine bağışlasın, bunu sahibine bağışlasın. Seni kim sahibine bağışlayacak? Kadir kıymet bilen birini. Gözü olmayan birine. Ama yok öyle biri. Evde mi kaldın şimdi sen? Kalk hadi kalk, çok konuştun yine. Dur, iyice yanarsın, düşeceksin bak. Menekşe. Dün gördüğün kız. Menekşe. Hı hı.
Melekşe. Yavaş. Melekşe. Melekşe. Bıraksana be. Şey, düşecektin diye. Düşmem. Sen gölge etme yeter. Bu kim ya? Davut. Tanımadın mı? Kasabamızın senden sonraki iki numaralı çapkını. Ya biraz konuşabilir miyiz? Hayır. Menekşe beklesene. Menekşe. Menekşe bekler misin? Hemen kalkıyorsun değil mi? Hı hı. Bak abi beklemeyelim sonra işimiz acele bizim. Geç abi be işte. Bizimki de aceleydi. Allah Allah ya. Çekil sen önümden. Konuşmam lazım. Şimdi olmaz. Lütfen yardım et. Gitmem lazım. Arkadaşım çok sinirli. Demin düşüyordu da. Gördüm. Sonra. Ne zaman? Lütfen. Çok bekletme beni. Tamam. Tamam. Menekşe. Menekşe. Menekşe'den uzak dur. Uzak dur. Buyur muhtar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Hoş gelmişsin Hamit Bey. Hoş bulduk. Hamit Bey'e bir çay getir. Hayırdır? Sen kahveye uğramazdın. Sağ olasın muhtar. Haklısın. Hayırlı bir işin geldim. Bakalım inşallah hayırlı olur. Melekşe. Melekşe bekler misin? Melekşe kime diyorum? Ne bağırıp duruyorsun? Buradayım mı? Kaçmıyorum. Bana ne kızıyorsun? Kolunu tutan da yolunu kesen de ben değilim ki. Haklısın. Haklısın da Sümbül, bütün bunlar neden beni buluyor? Aman boş ver. Hepsi aynı bu erkeklerin. Kocan olsa sanki farklı olacaktı. Yürüsene. Babam. Babacığım öyle değildi. Anneme. Bana hep şefkat doluydu. Evet. Hüseyin amca. Toprağı bol olsun. Bize de öyleydi. Hatırlıyor musun bahçedeki erik ağacını? Çıkıp düşmeyelim diye o çıkardı. Hep gömleğinin önünü doldurur. Hepimize yetecek kadar toplardı. Evet hatırladım. Bizi düşmeyelim diye kendi çıkardı. Ama bir kere de nasıl düştü? İyi adamdı rahmetli. Aman sen de her erkeği baban zannetme. İşte onları bu. Babamın hatırası çakıyla acımadan çizerim. Tamam Menekşe. Sakin ol. Hadi. Ama sen de haklısın. Yani bence de ayıp etti şu Davut denen adam. Terbiyesiz.
Ne olacak? Gördün değil mi? Nasıl tuttu beni? Hiç utanma da yok ki. Bana bak. Sen beni dinliyor musun? Dinlemem mi? Bak istersen sor. Hepsini teker teker söyleyeyim. Sümbül. Neyin var söylesene. Bak dün gece de sordum. Bir daha sormayacağım. Tamam. Söylüyorum. Çatlayacağım artık söyle. Söyle şunu. Bence söyle de kurtul be oğlum. Söyleyeceğiz herhalde. Söyleyeceğiz de bir türlü denk düşemedik. Yılların çapkını bu defa fena çarpıldı oğlum. Kızım beni gördüğü yok. Dünyada olduğumu bile farkında değil. Bir de şu Davut denen adam çıktı. Kıza bir bakışı vardı ki... Oğlum sadece bakmakla kalmadı ki. Kolundan bile tuttu. Kız denize düşüyordu oğlum. Ne yapsaydı yani? Denize düşen yılana sarılır diyor. Anlasana oğlum. İyice anladın mı muhtar? Anlamam mı? Hepsini anladım. Gözünü kulağını iyi aç. Hiç merak etme sen. Bu işi bitmiş say. Hem güzel hem de bize yakışır bir kız olacak ha. Öyle gözü oynaşacak kız istemem. Tamam. Bana öyle bir gelin bul ki bu haytayı 3 günde adama çevirsin. Hem adama çevirsin hem de serseme. Oradan sağa döndüm mi ilerideki dükkan zaten. Ne? Aşık oldum evet. Ne var bunda? Çok mu kötü? Yok canım. Kötü değil tabii ki. İnsanın sevdalanması kadar güzel ne olabilir ki? Sevdanın nesi kötü olsun? Yeter ki kötüye gönül düşünme. Sümbül, kim söylesene? Şaka yaptım. Ne? Şaka yaptım. Ne işim olur kızım benim aşkla meşle? Kim kaybetmiş ki ben bulayım? Bilmem. Sen öyle deyince sandım ki... Etrafta adam mı var? Korktun değil mi? Ne yalan söyleyeyim. Bir an çok korktum. Sandım ki... Sandım ki şu gözü dışarıda Cihan'a gönül düşürdün. Bir an inan ne diyeceğimi bilemedim. Aman! Ne işim olur benim Cihan'la? Olmasın zaten. Oğlanın boncuk dağıtmadığı kız kalmadı. Öyle ya. Onun aşkına güvenilir mi hiç? Akılsızlar peşinde ama bak. Bir dolu akılsız kız sürüsü. Hayır bir şeye de benzediği yok. Yok kız. Hakkını yeme şimdi. Tamam işe yaramaz falan ama yakışıklı çocuk. Yere batsın onun yakışıklılığı. İnsan olsun önce. Her köşe başında durup mendil sallayan adam mı olur? Evine barkını eş, çocuklarına baba mı olur? Aman uzak dursun. Uzak dursun haklısın. Geç oldu hadi gidelim. Biraz konuşabilir miyiz diyecektim de. Deme. Çekilsene be. Biraz konuşalım dedim. Ölmezsin herhalde. Ben ölmem de. Israr edersen sana ne olur onu bilmiyorum. Kıza bak lan Davut'a bıçak çekti ha. Çizecek ha şimdi. Çizecek vallahi. Helal olsun. İsteteceğim seni. Benim ol Menekşe. Evlen benimle. Bıraksana be bırak. Nazlı Niyazlı bir yere kadar Menekşe Hanım. Benim ikisine de gönlüm doydu. Seni alacağım. Bunu böyle bil. Bıraksana be bırak. Sakın bir daha önüme çıkma. Sakın. Benim yol kesene verecek gönlüm yok. Yürü. Sen cilvelen bakalım cilvelen. Bakın lan siz de işinize. Dön önüne. Ha 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 ha.
Vallahi dalmış gitmiş abi. Cihan. Cihan. Cihan kimin adı be? Benim. Onunki de Menekşe. Oo, bu uçmuş. Cihan, şu gelen kıza bak. Bak bak, kayboldu kaybolacak. Evet, aşık. Dedim sana. O da beni düşünüyor mudur? Benim farkımda bile değil. Değil. Gör beni be işte. Gör beni. Gör. İşten güçten götüremedim vallahi. Bu ne Hatice teyze? Bu şifalı bitkiler kızım. Romatizma için. Annene söyle iyice kaynatsın sonra da içsin. Tamam Hatice teyze, sağ ol. Bunları Ayşe'nin var. Gördün mü? Gördüm, görmem mi hiç? Kaynarsın içsin bunları. Çok iyi geliyor vallahi. Tamam, zaten bu aralar romatizmaları fazlalaşmıştı. İyi oldu. Sağ ol Hatice teyze. Hadi annene selam söyle. Ay. Şey, görmedim. Görmezsiniz tabii. Ayağınızın gittiği yere değil de aklınızın olduğu yere bakarsanız... ...görmezsiniz tabii. Anlamadın mı? Aman boş ver. Anlamasan da olur. Adın ne? Benimkinde bilmeyi var. Dur lütfen. Adın ne söyle. Söylesen ne yapacaksın? O kalabalıkta unutursun zaten. İki dal arası, o iki dal arası. Yüzümden silinmesin. Menekşe. Yok ben görmedim. Ben görmedim. Görmedim. Ne diyorsun sen? Kimi görmedin? Hiç. Birden aklıma bir şey geldi. Sonra sen gelince... Üf, aman boş ver. Ne işin var senin bu saatte burada? Nasıl çıktın evden? Vallahi ben de inanamadım. Annemin iyiliği tuttu. 5 dakikana Menekşelere gideyim çok sıkıldım dedim. O da izin verdi git dedi. Ay hava ne kadar güzel ya. Hadi bir delilik yapalım. Ne? Ben Menekşe'yi tanıyorum. İşin zor senin. Neden? Bakmaz oğlum o kız kimseye. Bakmaz. Bir kere konuşabilsem. Bir kere. Bana bir şans verse. Anlatabilsem. Ne diyeceksin? Ben bunca zaman çapkın çapkın gezdim diyeceğim. Seni gördüm duruldun mu diyeceğim. İster inan ister inanma. Benim gözüm ondan başkasını görmez artık. Vay be. Arkadaşıma aşık olmuş be. Hadi kalkalım ya. Hadi. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Hadi ama. Deliyim ben. Yok yok kesin deliyim. Bunu da yapıyorum ya. Hadi söylenme gel artık.
Ay çok of, güzel ya. Nereden buldum sana? Onunla bir konuşabilsem. Daha kız beni fark etmedi bile. Bir kerecik göz göze gelsek. Beni bir dinlese. Onu o kadar çok görmek istiyorum ki. İçimde dayanılmaz bir hasret. Demek böyle oluyormuş sevda dedikleri. Allah'ım çok mu şey istiyorum ben? Çok da laf mı oğlum? Gecenin bir vakti istediğin şeye bak. O kız başka oğlum. Menekşe anasından habersiz pencereye bile çıkmaz. Çıkar. Ne oluyor orada be? Kim bu kız? Menekşe. Ay! Şşş! Bir duyan olacak. Sessiz ol biraz. İyi be iyi. Hiçbir şeyden mutlu olmayı bilmez misin sen? Ben mutluyum. Hadi gidelim. Dur. Daha yeni geldin. Menekşe ömründe ilk defa gece yarısı dışarıdasın. Etrafına bir bak. Şu sessizliği bir hisset. Bir kere olsun izin ver kendine. Bir kere ya. Ömründe bir kere kendin ol. Bak, hiç kimse yok. Gece, yıldızlar ve sen. Peki, tamam. Ha şöyle, yıldızlara bak. Yıldızlara bak. Dünyayı fark et biraz. Menekşe, Menekşe. Böyle mi? Cihan. Nereye? Konuşmaya. Cihan. Yıldızlar çok güzel. Gece çok güzel. Yıldızlar çok güzel. Gece çok güzel. Çok güzel. Gece çok güzel. Ne yapıyor bunlar ya? Dönüyorlar. Çok güzel. Cihan? Beni tanıyorsun. Utanmaz. Benimle eğleniyorsun öyle mi? Yo. Ben sadece... Seni dönerken görünce... Sana ne be? Evimin önündeyim mi? İster dönerim, ister otururum. Tabii. İster dönersin, ister oturursun. Ne bakıyorsun? Gitsene sen. Tamam. Kapıdan çıkmadım ki kapıdan gireyim. Ah Sümbülah. Sen hala orada mısın? Yürüsene be. Gidiyordum zaten. İyi git o zaman. Şey yardım eder... İstemez. Ben yardım edersem daha kolay... İstemez dedik. Ah Sümbülah şu başıma açtığın işlere bak. Menekşe. Allah Allah. Nerede bu kız? Menekşe. Anne gel yardım et çabuk çabuk. Tamam hadi atla. Menekşe. 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 Ay.
şey değil. Kızım neredeydin sen? Ben mi? Nerede olacağım? Dışarıda olacak değilim ya. Değil mi? Odamdayım. Demin geldim yoktun. Varım. Kızım beş karış oda yoktun işte. Vardım da sen görmedin. Şey dedim. Yatağın altında. Saç dokam yatağın altına düşmüştü. Onu aldım. Hemen çıktım. Çıktım sen yoksun. Tövbe tövbe. İyi yat hadi geç oldu. Gitmiş. Sümbül ben sana sormaz mıyım? Evde mi Hamit Bey? Evde tabii. Gir sen. Çekinme. Tövbe. Oo muhtar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur otur. Tamamdır Hamit Bey. Ne diyorsun? Kızı buldum. Senin haytanın evleneceği kızı. Peki kimmiş bu kız? Kimlerdenmiş? Biz tanıyor muyuz bu kızı? Ha? Cihan. Oğlum. Oğlum kalksana. Ne var ya? Şurada bir rüya görüyordum. Tam sevdiğim kıza sarılmıştım. Bu gidişle sadece rüyanda sarılırsın. Niye? Gözün aydın. Evleniyorsun. Ne? Bana. Menekşe, konuşmayacak mısın? Haklısın. Bırakıp gitmemeliydim. Ama birden korktum. Hem sana da seslendim. Menekşe, kaç dedim. Sağ ol, zahmet olmuş. Ben öyle gece vakti ortalık yerde ellerimi kuş gibi açıp dönüp durayım. Utanmadan gülüyorsun değil mi? Ay özür dilerim. Birden seni öyle hayal edince... Komik geldi. Komiktim zaten. Allah'tan kimseler görmedi. Görmedi değil mi? Yo. Kim görecekmiş? Senin şu gizli sevda işlerinden ne haber? Ne gizli sevdasıymış canım? Sana bir oyun edelim dedik. Yüzümüze vurdur. Benim kimseye sevdalandığım falan yok. Bana bak. Yoksa gizliden gizliye sende mi sevdaya elleri esiyor da bana söylemiyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Yok kimse falan. Kalk hadi kalk gidelim. Annem yine sinirlenecek. Sabah sabah nereye diye bağırdı zaten. Daha yeni konuşuyorduk. Biz de konuşuruz. Seninki de esir hayatı valla. Şöyle bir hür günün, hür bir gecen yok. Gördük hür gecenin nasıl bir şey olduğunu. Ne olmuş? Fena mı oldu? Ne güzel böyle kuşlar gibi sümbül diyordun. Az daha kalsaydım hür ama yolunmuş bir kuşa dönecektim sayende. Olmaz. Olacak. Sana soran yok. Ben istediğim kızla evlenirim. Buna siz karışamazsınız. Gönlüm kimi seçerse onu alırım. Senin gönlün her güzeli seçiyor.
Gönlünün dediğine kalırsak evde gelin ordusu kuracağız herhalde. Başlatma gönlüne de gözüne de. Hem güzel hem de aklı başında bir kız buldun. Onunla evleneceksin. Hayır. Ne yapacaksın? Meydandaki bütün kızları kapına mı dizeceksin? Bunca zaman kapına dizdin kızları gördük. İstemez, eksik olsunlar. Baba. Sus! Haftaya evleniyorsun. Biz burada konuşurken muhtar gelin kızımızın sözünü alıyordu. Boşa laf yetiştirme bana. Evlenmemi istiyorsun öyle mi? Peki tamam. Sana gelinini ben getireceğim. Oğlum. Yavrum. Bey ne yapıyorsun böyle? Çocuk zorla evlendirilir mi? Haydi. Söz konuşma fazla. Ben ne yaptığımı biliyorum. Buyur muhtar. Sağ ol. Ne diyorsun? Ne diyeyim bilmem ki. He de gitsin be. Nereden bulacaksın Hamit Bey gibi dünür, Cihan gibi yakışıklı damat? Hamit Bey diyecek lafım yok da oğlan, Cihan. Biraz hayta diyorlar oğlan için. Gözü çok dışarıdaymış. Gözü çıksın diyenlerin. Çekemediklerinden. Oğlanın suçu günahı yok. Vallahi yok. Cihan hem yakışıklı hem varlıklı. Oho, kızlar kuyruk tabii peşinde. Evlenince hepsinin ayağı kesilir, gör bak. Bir de Menekşe'ye sormalı. Oğlana gönlü varsa olur inşallah. Kısmet değil. Barıştık değil mi? Barıştık, barıştık. Biz hiç küsmeyelim, tamam mı? Ama sen dün geceki gibi beni bir yalnız bırak. Aşk olsun Menekşe. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Hatta sen evlen, kocan kapıdan çıkar, ben bacadan girerim. Evlenmek mi? Ben mi? Bilmem ki. Şöyle yüreği sağlam, alnak bir erkek. Hem biliyorsun anam tek başına kalıyor. Bazen öyle geliyor ki sanki hiç evlenmeyeceğim. Menekşe, kısmet işi hiç belli olmaz. Belki ne biliyorsun, senin de kısmetin bağlıdır. Yakında başını bağlarız ha. Ne diyorsun? Aman dalga geçme Allah aşkına. Hadi Menekşe. Söylesene. Var mı gönlünde biri? Hani bir gün karşına çıkıp böyle kolundan tutup sürüklemek isteyen biri? Saçmalıyorsun artık Sümbül. Var veya yok. Hem ne demek kolumdan sürüklesin? Adam gibi gelip konuşur niyeti olan. Menekşe. Senin gönlün boş değil ha. Söylesene kim? Kimse yok Sümbül. Ama emin ol biri olursa önce senin haberin olur. Tamam. Dursana ya. Beklesene. Ne oldu? Konuşsana. Kime kızdın? Nereye gidiyorsun? Ya bari onu söyle. Babam bana kız istemiş. Ne? Sahi mi söylüyorsun? Ne yapacağım peki? Evleneceğim mi? Kiminle? Babamı buldu kızla mı? Ölsem evlenmem oğlum. O kız avucunu yalar. Deli miyim ben? Oğlum senin baban ne bileyim. Dediği dediktir. O kız alacağım derse alır. Vallahi bence Hamit Bey güzel de kız seçmiştir. Önce bir görseydin ha. Çok istiyorsa alıp eve biblo diye koyar. Madem kız da güzel. Peki sen nereye gidiyorsun? Ben gönlümün seçtiğini. Ne var? Evimin kapısının önünde sen benim yolumu nasıl çevirirsin? Bu ne cesaret? Git buradan çabuk. Ben... Git bak yoksa fena olacak. Bağırmaktan başka bir şey bilmez misin sen? Bilmem. Senin gibileri başka dilden anlamıyor. Ben ne gibiymişim? Sen kendini daha iyi bilirsin.
Yürü Sümbül. Aa, geldim. İzin ver bir cümle söyleyeyim. İzin ver ne olur. Bana bir şans versen her şeyi değiştirebilirim. Hakkında yanlış bildiğin her şeyi. Ne olur konuşmama izin ver. İyi. Ama tek bir cümle hakkım var. Bir cümle mi? İzin ver bir cümle söyleyeyim demedin mi sen? Dediğim. İyi ya. Bütün geçmişini bir cümleyle temizleyeceksen söyle. Bilmiyorsan hiç konuşma. Menekşe. Menekşe. Benimle evlenir misin? Lütfen. Lütfen benimle evlen. Evet, evet de, evet de. Evet. Ay, deli misin sen ya? Kim oluyorsun? Ay. Aşık oluyorum, aşık. Tamamdır bu iş oğlum, tamamdır. Bakarsın çifte düğün yaparız ha. Ay, hala inanamıyorum. Kızım Can sana aşık olmuş ya. Düşünsene. Biliyor musun? Ben bir ara sanmıştım ki... Ay, konuşmam lazım. Şimdi olmaz. Lütfen, yardım et. Gitmem lazım. Arkadaşım çok sinirli. Demin düşüyordu da. Gördüm. Sonra? Ne zaman? Lütfen. Çok bekletme beni. Tamam. Demek senin için benden yardım. Aman neyse. Sümbül. Ne diyorsun hiç anlamıyorum. Anlama zaten. Hiç kafanı karıştırma. Kızım adam sana evlenme teklif etti ya. Evlen benimle dedi. Sümbül. Bence biz... Yani ben... Boşa hevesleniyorum. Ne olur boş yerler peşinde koşmama izin verme olur mu? İçim yanmasın. Gönlüm ağrımasın. Ne boşu be? Kim dedi sana boş diye? Bak sana söylüyorum iyi dinle. Cihan sana evlenme teklif etti. Bu kadar. Var mı bir laftan öte bir şey? Yok. Bilmiyoruz sanki değil mi? Bu oğlan herkese boncuk dağıtıyor. Her güzel kızın peşinden gidiyor. Yalan mı? Değil. Değil ama onlara boncuk dağıtıyor. Seninki başka. Sana öyle mi yaptı? Nereden bilebiliriz ki? Belki onları da böyle kandırıyordur. Nasıl anlayacağız bunu? Dur ben bir soruşturayım. Hiç gerek yok. Gerçekten ciddiyse sözünün arkasında durur. Nasıl? Beni anamdan istetir. Menekşe. Buyur ana. Kızım Hamit Bey haber salmış. Akşama bize gelecekler. Niye? Oğlu Cihan'a istiyormuş seni. Ben bir şey demedim. Sen etraflıca düşün kızım. Gönlün varsa eğer. Geldim geldim. Bitmedi hiç sabahtan beri. Şimdi tamamdır. Var mı söyleyecek lafını? Yok. İnanamıyorum ya. Döndü arkasını gitti ama... Bence gönlü var. Var tabii oğlum. Nasıl güldü görmedin mi? Görmem mi? Görmem mi?
Seviyor kız işte. Benim gibi sevdalı. Menekşem benim ya, ömrümün çiçeği. Bana bak, belli mi olur lan? Belki düğünü çifte yaparız ha. Ben de öbür kıza vuruldum da. Ya. Şey, söylemesi ayıp. Sizinkinin ortasında böyle birdenbire... Söyle be koçum, bağır hatta. Bağırayım İçinde mı? Ne tutuyorsun? Sevda bu. Nasıl yaşanırsa yaşansın, ayıp olmaz. Cihan! Ben de sana geliyordum baba. Hayırdır? Af mı dileyecektin? Baba. Akşam evde ol. Sakın geç kalayım deme. Baba. Kes! Senin söz hakkın bitti artık. Ben ne diyorsam o. Niye? Kız istemeye gidiyoruz. Karın olacak kız seni bekliyor. İstemez, beklemesin. Siz de hiç beklemeyin. Gelmeyeceğim çünkü. Gelmeyeceğim. O kızla evlenmem baba. Evlenmem. Kendimi öldürürüm, yine evlenmem. Anladınız mı? Can! Şey, Neme lazım. Canına falan kıymasın. Ben arkasından gideyim bakayım. Cihan, bekle. İnanamıyorum hala. Evet. Ama ben sana demiştim kızım. Neyi? Seni sevdiğini. Uf ya, utandırmasın olmuyor değil mi? Bu arada sen de gözümden kaçmadın değil hani. Ne? Neyi? Ne kaçmadı? Tabii ki Salih'le sen. Uf Menekşe ya. O benim gözlerime böyle bakıp bakıp duruyor ya. Sümbül, belki seni de istemeye gelirler ha? Ben, Salih. Hı hı. Aa, olur mu canım, olmaz. Neden olmasın? Ben Cihan'a vardıktan sonra sen haydi haydi Salih'e varırsın. Hem belki çifte düğün yaparız ha, ne dersin? Olmaz. Asla olmaz. Ben çifte düğün istemem. Tek gelin ben olmalıyım kızım. Aslında ben de isterim evlenmeyi ama... Sence bende gönlü var mıdır? Bence var. Yoksa neden sana sarılsın? Neden senin yanında o kadar heyecanlanıp saçını başını düzelsin ki? Sahi öyle mi yaptın? Evet, ne zannettin? Düşünsene. Ya bunların hiçbiri olmazsa? Yani sen Cihan'la evlenemezsen. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Koy verdun gittun beni, oy koy verdun gittun beni. Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Oy yine bana kalasın. Sevdum senin aşkın, ciğerle ruhumu dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Gel avera deresi, oy gel avera deresi.
İki dayın arası, oy iki dayın arası. Yüzünden silinmesin, o yüzünden silinmesin. Bir çamın yarası. Yüzünden silinmesin, o yüzünden silinmesin. Bir çamın yarası. Sevdum senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Ay oğlum, ay gelmedi oğlum, gelmedi. Ay, of. Bizim Şükrü görmüş çarşıda. Berduş berduş dolanıyor. Yaktık oğlanın başını. Bir kız için yaktık. Ah, bir tek evladım vardı. Ben ne yapacağım şimdi? Gelmedi. Of. Ah. Ben bir Şükrü'ye uğrayayım. Bakayım gel. Ah. Yaktık oğlanı. Evlenmek çok mu lazımdı? Ah, ah oğlum ah. Şimdi ne olacak? Gitmeyeceğim. İstemiyorum o kızı. Ben Menekşe'yi istiyorum. Onu alacağım. Ömrüme saracağım ben bu sevdayı. Ömrüme. İyi de baban? Beni ilgilendirmiyor. Sokakta mı kalacaksın peki? Gerekirse evet. Bizde kalırsın bu akşam. Dert etme sen. Sağ ol. Kız evi de iki dirhem bir çekirdek hazırlanmış bekliyordur he. Daha çok beklerler. Ölürüm de yine almam o kızı. Gitmem o kapıya. Gitmem. Anladım muhtarı ha kızım. Günümü iyi anlamadım ne? Sen değil ana. Asıl ben yanlış anladım. Ben yanlış anladım. Hamit Bey'in evinden geliyorum. Evet. Kusura bakmasınlar dedi. Kahve içmeye gelemeyeceklermiş. Belki başka bir akşam çayınızı içmeye gelirlermiş. Çayımızı içmeye.
Hadi hayırlı akşamlar. Hayrı mı kalmış akşamın? Menekşe. Menekşe yapma ne olursun. Menekşe ağlama. Sümbül kandırdı beni. Benimle de eğlendi. Benimle de oynadı. Sümbül. Allah onu. Kalbim bu kadar acırken bile dilim ona kötü söylemiyor. Bu nasıl sevdadır? Yaramazsın bu sevda, yaramazsın. Kandırdı beni. Kandırdı. Allah'ım. Ben ona nasıl inandım? Nasıl? Senin suçun değil Menekşe. Senin suçun değil. Öyle güzel bakıyordu ki sana. Kim olsa inanırdı. Ağlama artık ne olursun. Bu acı hiçbir şeye benzemiyorsun Bül. Cihan. Kalbime bıçak yarası attı. Ben de sana bakıyordum. Belli. Ne var? Cihan, Menekşe'yi bekliyormuş deniz kenarında. Çok önemliymiş. Öyle mi? Hı. Öyle. Sen de gelirsin değil mi? Diyecektim ki biz de konuşurduk. Gelmez miyim hiç? Sen git, bekleyin bizi. Bir solukta oradayız. Çağırdınız ya, ayıp olur sonra. Olur, ayıp olur. Tabii. Hepiniz aynısınız değil mi? Yürü hadi. Yürü dedim sana hadi. Hadi. Kötekli kınzırlar ne olacak? Dönme be oğlum. Dalga bir taraftan, sen bir taraftan. İçim bunaldı ha. Salih de gelmedi. Menekşe de gelmeyecek. Geliyor bak, gözün aydın. Ne oldu? Söyledin mi? Söyledim. Allah'a şükür. Yalnız... Ne? Hiç. Gelirler şimdi, bak gör. Gelir gelmesine de... Ben Menekşe'ye ne diyeceğim şimdi? Onun yüzüne nasıl bakacağım? Menekşe! Menekşe bir dursana! Menekşe! Bir şey diyorum, bir dursana Menekşe ya! Menekşe bir dursana ya. Duramam. Ne duracakmışım? Beyimiz bizi ayağına çağırmış. Durmak olur mu hiç? Bak sakın kötü bir şey yapma. Bir çift lafım var. Onu edip döneceğim. Diyeceğim ki ona. Menekşe. Ne var? Bir cevap bekliyorum da senden. Hala bir şey demedin. Sana verecek cevabım yok. Çekil şuradan. Bana bak. Her seferinde kilim gibi ezemezsin beni, tamam mı? Bıraksana, bırak.
Bıraksana kızı, bırak be. Çekil şunu. Sümbül. Ah, Sümbül. Bırak. Bırakacağım, bırakmasa da verdiğin cevaba göre bırakacağım. Gelmeyecek. Menekşe, ne olursun. Ne olursun. Cihan. Sümbül. Cihan, Salih. Sümbül'üm, ne oldu? Çabuk olun. Davut, Menekşe. Davut mu? Çabuk. Hadi. Evet, söyle. Bana evet de. Tamam de. Ben de istiyorum de. Bırak. Bırakırsam ölürsün. Bana evet de Menekşe. Başıma taç yapayım seni. Ölürüm daha iyi. Bırak. Davut. Menekşe. Ah. Menekşe, iyi misin? Ah. Ah. Seni. Neden? Niye çizdin yüzümü? Çünkü sen de benim gönlümü çizdin. Benim derin bir çizik attın kalbime. Sen şanslısın ama. Senin yaran kapanır. Yüzündeki kan silinir. Ya ben? Ben ne olacağım? Benim kalbimdeki yara ne olacak? Menekşe. Sus! Senin açtığın yara kalbimde kaldığı sürece senin ne yüzünden silinmesin bıçağımın yarası. Ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben? Söyle, Allah aşkına söyle. Şimdi saf erkek hallerine dönme boşuna. Biz seni tanıdık. Sana yalvarıyorum, söyle ne oldu? Hem evlenme teklif et kıza, sonra da anan baban haber salsınlar gelip kız isteyeceğiz diye, sonra da gelmesinler. Kızcağız ne biçim üzüldü biliyor musun? Ne hakkın vardı Menekşe'nin gururuyla oynamaya? Madem laf olsun diye evlenme teklif ettin, ananı babanı niye yolluyorsun kızın evine ha? O kız Menekşe miymiş? Ne? Babamın istediği kız Menekşe miymiş? Sağ ol. Sağ ol. Menekşe! 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 Yanaşma. Hiç bakma. Vallahi gözünü çıkarırım bak. Nedir sizden çektiğimiz be? Kendi kendinize dert ekliyorsunuz kızım. Anlamadan, dinlemeden. Benimle geliyorsun Menekşe. Bırak. Yürü. Ne oluyor? Yürü. Kızı nereye götürüyor ya? Ay Menekşe. Nereye gidiyor bunlar ya? Merak etme sen. Babasının evine götürüyordu. Hamit Bey gelinliyle tanıştıracak. Ne?
Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yürü. Yine bana kalasın, oy yine bana yürü. Bırak, kolumu bırak. Yine yürü. Bana kalasın, oy yine bana kalasın. Nereye götürüyorsun? Sevdim senin aşkın. Benimle burada ömür boyu yaşar mısın Menekşe? Sen önce babana anla. Seni seviyorum. Sana bir soru sordum. Benimle bu evde ömür boyu yaşar mısın? Hı? Seni seviyorum. Ben de... Yüzünden silinmesin, bir çalımın yarası, oy bir
sevdim.